Merhaba arkadaşlar. Şimdi extrusion komutunu göreceğiz. Modellemenin hemen hemen temelidir. Bütün 3 boyutlu modellemelerde, yazılımlarında en temel araçlardan biri. Basitçe bir tane profili uzatıyor ve 3 boyutlu geometri oluşturuyor. Onun için bir tane çizime ihtiyacım var. Çizim diyorum ve şuradan bir tane çizim oluşturuyorum. Diyorum ki evet, dikdörtgen çizelim. Bunları ölçülendiriyoruz. Normalde ben hızlıca geçiyorum şimdilik. Ne yapıyor? Şunu bir kapatalım. Profilimiz var. Kapalı bir profil. Ve diyorum ki extrude. Normalde buradan kontrol edebiliyoruz ama buradan değer de girebiliyoruz mesafesine. Ne kadar uzunluğunda olacağını. İkinci bir önemli özelliğimiz ise taper angle. Taper angle bize şunu yapıyor. Onu da buradan kontrol ediyorsunuz normalde. Eksi değer verdiğinizde profili küçülterek yükseltiyor. Artı değer verdiğinizde profili büyüterek yükseltiyor. One side, two side dediğimizde iki yönle oluşturuyor. Bakın şöyle oluşturduk. Buradan bunun ikinci yönü de ayrı ayrı kontrol ediyorsunuz. Onun taper angle'ını, bunun açısını da bağımsız kontrol ediyorsunuz birincisinden. Bir özelliğimiz daha var. O da simetrik. Simetrik de her iki yönünde de profilin her iki yönüne de eşdeğer geometri oluşturuyor. Tek bir kontrol tek bir yerden kontrol ediyoruz. Açısını ve uzunluğunu. Taper angle'a 0 diyelim ve bunu tek yönlü olarak oluşturalım. Extrude komutu temelde bundan ibaret. Herhangi bir yüzeyi seçtik. Bu arada bu kadar değil elbette. Nedir? İşte burada formumuz var. Join, cut, intersect falan böyle özelliklerimiz var. Onu da hemen şöyle bir tane daha çizim yapalım. Düzlem olarak da şunu seçtik ve buradan bir tane şöyle bir şey yapayım. Project include deyip project deyip şu köşeyi almış olayım. Kesiştiği köşeyi. Ve buradan bir tane silindir oluşturmak için bir daire çizdim. Stop sketch dedim. Ve extrude dedim. Bu sefer ikinci bir extrude oluşturdum. Bir silindir oluşturdum kısaca. Daire profilinden. Ve bunun örneğin join dediğimde bu iki gövdeyi birleştirecek ve tek bir gövde oluşturacak. O da body 4 isimli tek bir gövde oluşturmuş olacak. Cut dediğimde bunu kesmiş oluyor zaten ortada. Intersect dediğimde iki geometrinin kesişimini oluşturmuş olacak. Şu şekilde. Ve new body dediğimde yeni gövde oluşturmuş olacak. New body dediğimde burada body 5 diye bir gövdemiz daha olacak. Bunlar birbirinden bağımsız gövdeler fakat aynı parça içerisindeki gövdeler olmuş oluyor. Bir de new komponentimiz var. New komponent ise parça dosyası olarak düşünebilirsiniz. Bağımsız bir parça dosyası. Body'nin daha üstünde olan bir şey. Bir komponent içerisinde birden çok body olabilir. Birden çok gövde olabilir. Bir parça içerisinde birden çok gövde olabilir demek oluyor bu. Body'de bağımsız bir parça. Biz bununla ilgili sanırım başka bir ders, bağımsız bir ders yaparsak daha iyi olacak. Zaten yapacağız ama montaj kısmına gelince. Şimdi biz buna cut diyelim ve böyle bir geometriyi oluşturalım. Ne yaptı? İkisinin yeni oluşturduğumuz geometriyi bir öncekinden çıkardı. Ve örneğin burada biz herhangi bir geometrinin yüzeyinden de extrude işlemi yapabiliyoruz. Örneğin ben buradan bir extrude işlemi yapıp bu yüzeyi seçip bu yüzeyi profil olarak algılatabiliyorum. Ya da şöyle bir şey yapayım. Şuraya bir tane temper uygulayayım. Şöyle şu şekilde.
extrude dediğimde burayı uzatıp bir extrude oluşturabiliyorum ve açıyı da bu şekilde kontrol edebiliyorum. Şimdi ne yapacağız? Şimdi extrude diyeceğiz. Şuradan bir tane oluşturduk. Bu sefer başlangıç ve bitişini kontrol edebiliyoruz. Onu gösterebiliriz. Bir de biz burada bu zamana kadar hep bir mesafe girdik. Şöyle bir şey yapalım. Yeni bir çizim yapalım. Burada olsun. Ona da şöyle bir çizim yapalım. Extrude diyelim. Oluşturduk. Şöyle diyebiliyoruz. Örneğin. Start olarak profil düzlemini seçmiştik ama offset dediğimizde profil düzleminden örneğin 10 mm çok oldu. Herhalde 3 mm diyelim. 3 mm yukarıda başlasın diyebiliyoruz. Yani başlangıç noktamızı öteleyebiliyoruz. From object dediğimizde de şöyle bir şey oluyor. Örneğin şu yüzeyden başla. Ya da şu yüzeyden başla diyebiliyoruz. Bakın profili açısını bile değiştirerek yapıyor. Buna da dikkat edelim. Yani burada yaptığımızda düz algılıyor ama buradaki bu yüzeye paralel hale getiriyor bu geometriyi. Tepeden baktığımızda ise sınırları hiç aşmamış oluyor. Sadece bu sınırlar içerisinde bunun yönünü değiştiriyor. Artık dik değil. Böyle ilginç özelliklerimiz var. From object, from offset plane ve normalde profile plane'den başlattık. Bir de distance diye bir şey var. Bu biz daha önce buradan değer giriyorduk ya da bunu çekiştiriyorduk. Aynı şey oluyor. Biz bunu distance değil de to object diyebiliyoruz. Örneğin to object dediğimizde bu yüzeye kadar oluştur diyebiliyoruz. Ama burada bir hata oldu. Evet. Şimdi mesela bu yüzeye kadar, bu yüzeye paralel olarak uzatabiliyor. Yüzey olarak şunu seçebilirdik. Örneğin bu yüzeye kadar, o zaman bu neden hata veriyor? Temas etmediği için hata veriyor. Evet. Bu şekilde oluşturabiliyoruz. Eğer şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Bakalım. Buradan bir başka bir extrusion oluşturayım. Bu arada press pull komutu seçtiğiniz profile göre başka bir geometri oluşturabiliyor. Şu ilk body'yi de gizleyelim. Evet. Elimizde böyle bir şey var. Aslında çok çirkin de bir şey oldu. Çok da kaba oldu ama biz bunu simetrik değildi. One side yapalım ama yönünü şu yönde çekelim. Umarım evet olmadı. Two side yapalım. Emin olmak istiyorum. Hata olmasın istiyorum. Okey diyelim. Evet. Elimizde böyle bir şey var. Örneğin bu arada press pull'u bir daha değinelim. Press pull'u çekip çekiştirip geometriyi sağ tıklayıp press pull deyip geometri istediğiniz gibi çekiştirebiliyoruz. İlla extrusion yönünde değil de mesela şu yönde de çekiştirip düzenleyebiliyoruz. Şimdi elimizde böyle bir geometri var ve press pull da diyebilirim ama extrude diyorum. Temelde extrude işlemini yapacaktı. Bu sefer to object dediğimde objeyi seçiyorum. Objenin yüzeyini seçiyorum. Bakın bu objeye doğru yeni bir gövde oluşturuyor. Öncekini silip kapattığımda bu objenin yüzeyine göre oluşturuyor. Bu objenin yüzeyine kadar uzatıyor.
bu şekilde geometrileri de birleştirebiliyor. Tekrar geri gelelim. Bunu to object değil de all dediğimizde, bakın, bütün gövde boyunca uzatıyor. Bunu şöyle yapabiliriz. All dedik. Okay. Evet, bu da tam olarak geometrinin bütün sınırlarına kadar bunu uzatmış oluyor. Şöyle bir şey olsaydı eğer, burada çizimimiz hangisiydi? Evet, şuydu. Mesela bunu, üst çizgisini, hangi çizim bu? Bakalım. Evet, bu çizim. Şunu değiştirelim. Şöyle bir şey oluşturalım. Spline diyelim. Stop sketch diyelim. Bakın böyle bir şey oluşturdu ve biz de bu geometriyi dedik ki all dedik. Bakın. All da gördüğünüz gibi geometrinin üst sınırlarına kadar bunu bu formu oluşturuyor. All dedikten sonra bu arada simetrik şansımız hala var mı? Bu durumda simetrik şansımız yok. Bir özelliğimiz daha var, ona değinmedim. Onu da şöyle gösterelim. Sileyim bunu. Çizimimiz aktif olsun. Şunu da kapatalım. Extrude dedik. Oluşturduk. Peki. Burada kayboldu. Özür diliyorum. Tam from object'i göstermiştik ama burada bir daha gösterelim. Extrude diyelim. Örneğin ben geometri biz nerede biteceğini belirledik ama bir nereden başlayacağını da belirleyebiliyoruz. Mesela buradan başlasın. Ve mesafe olarak da 5 mm uzasın dediğimizde başlangıç yüzeyinden itibaren, bakın yüzeyi koruduğuna dikkat edin. Bunlar tamamen birbirlerine paralel yüzeyler. Bu yüzeyle bu yüzey. Bu şekilde de formu oluşturabiliyoruz. En önemli özelliklerden biri bu extrude komutu çok çok işlevsel olmuş. Aynı zamanda güncellemelerle bayağı da bir yeni özellikler gelmiş. Ve unutmayın, Fusion 360 sürekli kendini, her ay kendini yenileyen, güncelleyen bir yazılım. Bu özellikler ilave özellikler oluyor. Değişik değişiklikler oluyor. Bazen hatalar düzeltiliyor. Mutlaka yazılımınızı aylık olarak güncel tutmaya özen gösterin. Extrude komutu büyük oranda bu kadar. Tamamen bu kadar diyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.